Herkese merhaba Şiddetlet izleyenleri. Bu videomuzda Asus ZenBook Flip UX360UA model isimli dizüstü bilgisayar inceliyoruz. Evet, inceleme ürünümüz olan Asus'un ZenBook Flip modeli kod ismiyle birlikte UX360UA, isminden de anlaşılacağı üzere 360 derecelik bir kullanım imkanı sunuyor. Harekette direkt hem detaylı da göreceksiniz hem de burada. Tak diye tablet olabilen ikisi bir arada yapıda bir bilgisayar aslında. Şimdi teknik özelliklerden önce tasarım detaylarına değinmemiz gerekiyor. Çünkü tasarım tarafında cihaz hem ince hem de şık tasarımıyla dikkat çekiyor ki az önce Emin'in canlı gösterdiği hareket olanağı da cihazın aslında dikkat çeken detaylarından bir tanesi. Şöyle söyleyebilirim. Ben uzun süredir böyle iş yerinde çalışırken uygun bir bilgisayar istiyordum kendime. Tabii ki ben normalde oyuncu bilgisayarı da daha farklı bilgisayarlar falan kullanıyorum. Oyun editörü olduğum için ama bizim işimiz tabii ki sadece ofiste değil. Hı hı. Ofis dışında da birçok kez haber girmemiz gerekiyor. Bazen bir kafeye oturuyorsun. Hakikaten o anda bir şeyler yapılması gerekiyor. Bir müdahale edilmesi gerekiyor. Ben eşek gibi oyun bilgisayarı koyuyorum. Masada yer yok. 3 kilo 4 kilo. İnsanlar bakıyor böyle. Bu tarz durumlarda ya otomobilde giderken bile, arabayla giderken veya atıyorum rahatken bile kullanabileceğim bir ultrabook merak ediyordum. O yüzden Asus'u ben incelemek istedim. Ki ultrabookları da gayet beğeniyorum. Tasarım konusunda özellikle rahatlığı şık görünüyor zaten. Bunu hepimiz görüyoruz. Gayet şık bir bilgisayar hazırlamışlar. Ama rahatlığı ve konforu beklediğimin çok üstünde çıktı. Yani evet, tasarım anlamında çok şık bir cihaz dediğin gibi ve konfor klavye ve touchpad konforu tarafında biraz daha sorularım olacak ama hani tasarım kısmıyla bir başlamak istiyorum. Çünkü hani şöyle yani yan tuttuğumuzda dahi cihazın ne kadar ince olduğu ve kapatılmış haliyle birlikte bile. Ve bir sürü de girişi var mesela. Bir yere gönderme bu. Evet, o çok önemli. Yani bu kadar ince bir cihaza giriş çıkış portları koyulamaz yorumunu bence direkt çürüten bir model bu. Şöyle söyleyeyim. Bir adet combo ses jack'ı var. 2 adet USB 3 portu var. Bir tane USB-C GAN portu var. 5 GBps'ye kadar çıkar. Hı. Aynen. HDMI var. SD kart okuyucu var. Parmak izi okuyucu var. Bu modelinde yok, onu da söyleyeyim. Aynı zamanda tablet kullanımı için de bir tane ses açıp kapama butonu da koymuşlar. Yani o da çok güzel bir detay. Yani tablet modundayken uğraşmıyorsunuz. Direkt sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Yani evet, işin güzel noktalarından bir tanesi. Şöyle bir noktası var mı mesela? Tasarım açısından kullanışı nasıl oluyor derseniz. Normal bir ultrabook, dizüstü bilgisayar halinde. Menteşe 180'i geçtikten hemen sonra klavye iptal oluyor. Hı. Ve artık tablete dönüşüyor bu ZenBook Flipbook. Şu an bir tablet modunda tamamen Windows işletim sisteminin Windows 10'daki uyumunu biliyorsun. Hem tablet hem de 2x1 matlı birçok bilgisayar çıkıyor. Bu noktada direkt olarak tablete geçiyor ve tabletle yapacağınız işleri, tablet modunda yapacağınız işleri yapıyorsunuz. Ve işin güzeli dediğin gibi yani şu vaziyetteyken klavyeyi yere koysan da, yere temas etse de 180'in hemen ardından tamamen klavye kendini iptal ediyor. Yani şu tuşlar şu anda bir işlev görmüyor. Tabii. Çok önemli detay. Çünkü hani düz zemine koyup bu şekilde kullandığın zaman klavye tuşlarının herhangi bir baskıda tepki vermesi kullanıma ciddi bir zorluk yaratırdı ki bence hani şu mod kullanımı bile gerçekten çok pratik. Yani ya bütün işlerini halledebilirsin. Tabii istediğin gibi kullanabiliyorsun. Tasarımın şık olmasının yanında bu kadar kullanışlı olması hakikaten benim çok hoşuma gitti ki buradaki menteşeler mesela burada en çok merak edilen soru ya arkadaşım bunu biz sürekli açıp kapatacağız, açıp kapatacağız. 360 derecelik bir hareket alanı var burada. Peki bu menteşeler aşınacak mı? Hayır, Asus bu konuda garanti veriyor. Öyle arkadaşlar kolay kolay bozabileceğiniz bir menteşe yapısı yok. Yani yalama olmasından korkmayın. Ki zaten hani şu hareketi yaparken bile yeteri kadar hani menteşenin mukavemet gösterdiği ortada. Sağlamlığını direkt hissediyorsun. Yani şunu yapmıyor. Fırlattığında falan bir kapanayım hissiyatı yaratmıyor. Bu açıdan önemli bir detay bu. Hani şöyle koyduğunda bile ne kadar... Bir de menteşeleri oldukça şık yapmışlar. Tabii. Hani farklı renk dizaynı güzel olmuş. Klavye tarafında da çiklet yapılı çiklet bir... Çiklet klavye yani kullanıyorlar. Çiklet ismi çok ilginç geliyor aslında böyle telaffuz ama... Apple'dan kalma bir olay. MacBook'ta çok uzun süredir kullanıyor Apple çiklet klavyeyi. Çiklet klavye tamamen yazı yazmaya odaklı insanlar için tasarlanan klavyeler oluyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz detaylarda görüyorsunuz. Klavyenin sürekli olarak tuşlar arasında boşluklar var. Ve bu yüzden bir çiklete benzediği için bir çiklete benzediği için bu yüzden bu isim verilmiş
klavyeye tamamen hani görünen bir sakıza benzeme sebebiyle. Hani işin güzel tarafı birincisi zaten arka aydınlatma olmazsa olmaz detaylardan bir tanesi. Evet, backlit klavye. Direkt arkadan beyaz tonlu güzel bir aydınlatma veriyor. İkincisi tuşların baskı profili çok güzel. Tabii mekanik kadar olmasa da çiklet klavyelerde zaten bu var. Bu da başarılı bir temsilcisi. Bir tuşlara basma hissiyatını sana veriyor. Ve yazı yazarken özellikle çok yardımcı oluyor bu yazı yazan bir kişilere. Bir de tabii şöyle bir şey var. Hani bu tarz bir bilgisayarda mekanik bir klavye çok büyük bir şey değil. Hatta hiç bir gereksinim değil. Burada tuşların ne kadar estetik ve kullanım açısından parmağınızı bileğinizde hareket ettirerek kullanma olana ne kadar sunuyorsa o kadar rahat oluyor ki ben hani MacBook'ta da benzer bir şekilde aynı deneyimi yaşıyorum. Buradaki tuş profili gerçekten güzel. Touchpad nasıl? Ona değinelim. Touchpad Windows bilgisayarların geneline göre iyi ama halen geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü bu bilgisayarın çok ciddi bir dokunmatik girdisi var. Ekranı güzel bir dokunmatik panele sahip ki ona ekran bölümüne değineceğiz. Hani hakikaten kullanmaktan keyif alabileceğiniz bir dokunmatik panele sahip. Ama bunu bir şekilde touchpad ile kombin etmeniz gerekiyor. Çünkü bir elinizde fare varken artık tamamen ekrandaki dokunmatik özellikler sizin için bir anlam ifade etmiyor. Fare her türlü daha hızlı ama hızlı kullanımda touchpad'in bazı noktalarda yetersiz geldiğini söyleyebilirim. Ya burada tabii şeylere de bakmak özellikle lazım. Özellikle çekme ve itme hareketlerinde hassasiyeti istediğiniz gibi ayarlayamıyorsunuz. Ve ekran çözünürlüğü de zaten eğer çok yüksekte kullanıyorsanız iyice zorlaştırıyor. Bir pencere alıp diğer tarafa taşımak, pencereler arasında geçiş yapmak bazen çok zorlaşabiliyor ama onun dışında genel olarak Windows bilgisayarlardaki o touchpad'lerden iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani şu an kadar kullandığım en iyi Windows touchpad'lerden biri ama yine de hani performansını tam olarak veremiyor. Yani benim bir MacBook değil, bir MacBook değil aslında. Ya karşılaştırmanın dışında bilmiyorum hani neden bunun o istenilen seviyeye gelmediğini hani evet belli işlerinizi yapabiliyorsunuz rahatça ama bir noktadan sonra hani ben tamamen yani bir elim touchpad'de bir elim de ekranda hızlı çalışmak istiyorum ki belli noktalarda bunu başarabiliyorum ve tıkandığım noktada üzülüyorum çünkü o hızı bir anda kaybediyorum ve fareye geçmek zorunda kalıyorum. Evet. Hani bu çok can sıkıcı bir durum ama touchpad dışında hani klavye ve genel tasarımında herhangi bir eksiği olmadığını aksine birçok fazlası olduğunu söyleyebilirim. Ya bir de konumlandırma olarak iki tarafta da tam ortaya konumlandırılmış. Yani sağ elde de sol elde de kullanacak olsam herhangi bir zorluk bırakmıyor ki çoklu parmaklı işte multi finger diyeceğim. Yani çoklu parmak dokunma işlemlerinde de bütün işlemleri rahatlıkla karşılayabiliyor ama hani dediğim gibi belki bir touchpad'in biraz daha gelişme ihtiyacı hassasiyet vardır. Hassasiyet sıkıntısı zaten evet. Genel olarak yaşanan. Hassasiyet ben başka Windows 10'lu ve ikisi bir arada modellerde cihazlarda da yaşadım. İşte Dell'in bir cihazında. Hani touchpad şimdi mesela şöyle alıyorsun. Eğer bu touchpad'in altında bir ağırlık zemini yoksa yani bir zemin yoksa bu touchpad devre dışı kalıyor kendi kendine. Ya o da hani çok ciddi bir problemdi ama bunda da en azından öyle bir sıkıntı yok. Şimdi ekran tarafına değinelim çünkü Asus'un ZenBook Flip modelinde 3 farklı ekran varyasyonu var. Bunlar işte Full HD, Full HD ve bu modelde olan QHD Plus. 3200x1800 çok sıra dışı bir çözünürlük. Ben ekranın açıkçası bana verdiği parlaklık hissinden, renk doygunluğundan çok memnun kaldım. Genellikle işlerinizde Photoshop tarzı uygulamalarda kullandığınız bir bilgisayar olması için tasarlanmış. Yani tamamen bu bir ofis bilgisayarı. İşlerinizi yapabileceğiniz, ofisinizi yanınızda götürebileceğiniz bir bilgisayar olarak tasarlanmış. Bunun için de gayet yeterli, gayet çözünürlüğü yüksek bir ekran kullanıyor. Yani tam 2K değil, 4K'da arada değil. Işte arada QHD Plus. Bu QHD Plus'ın avantajını ne kadar gördüm diye sorarsan daha çok görsellerde görüyorsun. Mesela bültenle beraber çok yüksek çözünürlüklü görseller geliyor. Bunları olanca kalitesiyle olduğu gibi kalitesiyle görebilmek güzel bir şey. Ona göre görsel tasarımlarını yapmak, Photoshop'la çalışmak son derece güzel bir şey. Ya bir de bunu 13.3 inçlik bir ekranda bu tabii çözünürlüğü almak gerçekten önemli bir detay. Tasarımla alakalı söylemek istediğim son şey de hafifliği aslında. 1.2 kilogramlık bataryası çok birlikte hafif. Yani şöyle, yani iki parmak, üç parmak çok rahat kaldırıp çok hani hafif istediğiniz gibi gezdirebiliyorsunuz. Aslında bu açıdan da bayanlara çok hitap edecek, kadınlara çok hitap edecek bir cihaz. Çünkü hani ister istemez fiziksel farklılıklar nedeniyle daha hafif cihazlara yönelebiliyorlar. Hani o açıdan da güzel. Ekranı gerçekten çok başarılı ve dokunmatik özelliği nedeniyle yanınızda bir gözlük, bir temizlik bezi mutlaka tabii, bulundurmanız gerekecek. Parmak izi koruması var deniliyor ama koruyamıyor. Yani gerçekten çok parmak izi ya mümkün tutuyor değil yani o çok ya zor. Belki bir ölçüde engellenebilirdi çünkü çok ciddi. Ben bir 5 dakika kullandığımda ekranı böyle kapatıp atıyorum
dinlenmeye çıkacağım veya çay kahvemi alacağım. Bir dönüyorum, ekran kapalı, her yeri parmak izi dolu. Sadece 5 dakika kullanmışım ki iyi de çalıştığı için sizi kullanmaya yetiyor. Gerçekten çok güzel çalışıyor arkadaşlar 10 parmaklı dokunmatik paneli. Teknik tarafa artık yavaş yavaş bir giriş yapalım. Bu model dediğimiz gibi ekran çözünürlüğü bazındaki en yüksek çözünürlüklü model serinin içinde. 3 farklı model. İşlemci tarafında da yine serinin en yüksek işlemcisi Intel var. Intel Core i7-6500U işlemci kullanılıyor. Ultrabook'lar için geliştirilen Intel serisinden bir işlemci. 2.50 GHz hızında. Buna ek olarak da bellek tarafında bu cihazın 16 GB'a kadar desteği var. Sistem belleği desteği 8 var. 8 ve 16 GB aslında. Ancak burada 8 GB'lık bir versiyon var ama 16 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Depolama tarafında M.2 SATA SSD olarak 128, 256 ve 512 gibi seçeneklerimiz mevcut. Bu bilgisayarda 512'lik versiyon ya var. Bizim zaten incelediğimiz versiyonda. Tabii ki arkadaşlar bilgisayarın fiyatına bakarak hani kendinize göre tercihler oluşturmanız için var bu seçenekler. Siz 256 GB yeter diyorsanız 250 GB'lık bir model alıyorsunuz. Yetmez diyorsanız 512'lik alıyorsunuz. Onun dışında yani her ne kadar çok oyunlarda bir etkisini görmeyecek olsanız da Intel HD Graphics 520 bulunuyor. Ya tabii cihazın hani profili, üretim profili oyundan ziyade. Ama oyun oynadım. Oyun oynadım. Denemedim demem. Kesinlikle evet, denedim ki onları da detaylarda göreceksiniz. Yani nasıl oyunlar denedim ama Hearthstone oynadım. Ondan sonra Don't Starve oynadım. Don't Starve Together oynadım. Hani o tarz hani bu bilgisayarın kaldıracağından emin olduğum daha çok bilgisayarın grafik işlemcisini çok yakmaya çalışmayacak, bilgisayarı parçalamak yani istemeyecek oyunları öyle denedim. Tadımlık. Ama yani tadımlık hani daha çok ofiste işte öğlen tatilindeyken bir el atıp Hearthstone'dan çıkmak kafasından yani o bile aslında iş bilgisayara, çalışma bilgisayarı olduğuna yönelik bir yön. Buna ek olarak da Wi-Fi bağlantısı tarafında da 802.11ac desteğiyle birlikte 5 GHz bandını veriyor ve VDI yani Wireless Display Support desteği var bu cihazda da. Hani uyumlu cihazlarla birlikte görüntünüzü kablosuz olarak başka bir birime, görüntü birimine aktarabiliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan çok bir tanesi. Çok önemli bir detay. Çalışma bilgisayarı diyoruz ki bir çalışma bilgisayarı zaten bu özellikleri tamamen sunması gerekiyor. Aynen öyle ve son olarak da bataryadan bahsedelim istiyorsan. Çünkü güzel bir pil ömrü sunan bir bataryamız mevcut. Güzel bir pil ömrü ama eleştireceğim nokta o. Aslında hani birazcık illüzyon olduğunu gördüm. Çünkü çok uzun süre kullandım. Yaklaşık 3 haftadır arkadaşlar. Ben bütün Shift.net'teki içeriklerimi bu bilgisayarda üretiyorum. 12 saate varan bir batarya ömrü deniyor. İşte 57 watt bölü saat. Watt bölü saat olarak geçiyor. İşte 19 voltluk bir adaptörle de şarj ediyoruz. Ama hani bu görünüşte gibi görünüyor çünkü 12 saati ben hiçbir zaman alamadım. Şu an mesela 10 saat kaldı diyor. Ama %100'de dolu bir bilgisayardı. Biz bu incelemeye girmeden önce %100'deydi ve yani hiçbir işlem yapmadık. %6'sı gitti. Muhtemelen o %6 da işte az önce yaptığımız çevir düzelt çevir düzelt tablet modu geçtiğine gitti çok ama. Çok hızlı bekleme süresi olarak hani çok az bir işlem yaparsanız belki 8 saat falan bulur ama ben 12 saat bu bilgisayara gideceğini ya 12 düşünmüyorum. 12 saat evet çok hayali bir rakam ama 4 azından saati gördüm. 3 saati gördüm ama yani açık ve net söyleyeyim eğer çalışma bilgisayarıysa ve ben bununla yoğun çalışıyorsam böyle 5,5 saati işte 4 ile 5,5 saat arası bana bir performans sundu. 12 saat vaadinin yanına bile yaklaşamadı. O noktada yani gerçekten eleştirmek de evet istiyorum. Yani gerçi 4,5-5 saat de kötü bir süre değil tabii ama iyi, en azından vaat edilen sürenin yarısının 12 bile altında. Hani o açıdan biraz eleştiriye hak ediyor olabilir ama dediğimiz gibi yani ince profilli bir cihaz. Burada bu kapasitelerde bir bataryanın olması gerçekten önemli detaylardan birisi. Şimdi kullanım senaryolarına biraz değinmek gerekiyor. Kullanım senaryoları zaten Emin bahsetti. Daha çok ofis ve iş amaçlı kullanılabilen, işte belirli boyutlardaki dokümanların alınıp gönderilebildiği, düzenlenebildiği veya işte web ortamında yapılan işlemler ve çerezlik diyeceğim. Çerezlik seviyede oyunlarla birlikte aslında bu cihazın bir kullanım profili oluşuyor. Tabii tabii. Ve bu multimedya cihazı bir yandan da. Tabii multimedya konusunda zaten Quad HD Plus var. Hani multimedya birçok bilgisayarda olduğu için çok fazla değinmek istemiyoruz ama bu noktada en önemli şey ekran kalitesi oluyor. Ekranda kaliteli olunca rahat rahat zaten filmlerinizi, dizilerinizi, görmek istediğiniz fotoğrafları rahatça açıp bakabiliyorsunuz onlara. Hani o yönden de herhangi bir eksiği yok multimedya tarafında. Yani oyun tarafında cihazı çok zorlamadıktan sonra yani işte bahsettiğin oyunlar veya sana öyle bir vaat sunmuyor. O yüzden de hani ben oturup şimdi Flipbook'u öyle bir noktada eleştirmek istemiyorum diyelim. Hani eleştirecek noktası mesela 12 saat pil ömrü sunuyorum diyor. Hayır ben 12 saat görmedim arkadaşlar. Hani denedim yani. Eğer hani stok
kafayla böyle bir vaat verildiyse doğrudur diyelim ama hani ben günlük bir çalışmada günlük programları kullandım ama böyle bir şey alamadım. Yine kötü bir süre almadım. Tablet modunu ne kadar kullandın peki? Son olarak oraya değinelim. Yavaş yavaş. Tablet modunda şu noktada tablet modu önemli. Dokunmatik hissiyatınız ne kadar ise aslında o kadar iyi bir tabletsinizdir. Çünkü zaten ekranınız kaliteli, iyi bir bilgisayarsınız ama tablet modunda kullanışsanız yani tablet modu olan bir bilgisayar niye alsınlar? Windows herhangi bir tablette yapabileceğiniz işlemlerin hepsini rahatça yapabiliyorsunuz. Oyunlar direkt olarak Hearthstone gibi oyunlar dokunmatik desteği de sunduğu için direkt o moda geçiş yapıyorlar ve son derece rahat bir dokunmatik kullanım hissiyatı veriyor size. O noktada herhangi bir şikayetim yok ki geçişlerin bu kadar kolay olması da beni çok sevindirdi. Ben bir yazı yazdığımda mesela bir video hazırladığımızda direkt bilgisayarı Word sayfasını tutuyorum. Hemen katlıyorum. Kameranın karşısına geçiyorum ve rahatça o metni okuyabiliyorum. Hani bu konforu çok hızlı bir şekilde bana sağlaması güzel bir şey. İncelemenin son kısmında da fiyatından bahsedelim. Çünkü en merak edilen kısım aslında. Evet, fiyat kısmı biraz ilginç çünkü satıcıdan satıcıya biraz değişkenlik gösterebiliyor. Hem de aldığınız özellikleri bilgisayarda değiştirebildiğiniz için hem işlemci modeli, ekran, çözünürlüğü, RAM miktarı bunların hepsini değiştirebildiğiniz için 3400 ile 3800 TL arası bir fiyat değişimi söz konusu arkadaşlar. Hani seçtiğiniz özelliklere göre aldığınız bilgisayar 4000 liraya yakın da olabilir, 3000 liraya daha yakın da olabilir. 3500'ün biraz altı olabilir yani. Daha fazlasını daha uygunlu bulmak belki yurt dışı fiyatları diyeceğim ama orada da 900 dolar gibi bir fiyat söz konusu. Aşağı yukarı aynı fiyatlara denk geliyor tabii, diyebiliriz. Artık geliyor. Evet artık geliyor diyebiliriz. Evet bu videomuzda sizler için Asus'un ZenBook Flip UX360UA isimli bilgisayarını inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. We'll be right back.